Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Yaklaşık bir 500 abonem kaldı. Lütfen bana destek olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Ee, abonemi çoğaltmak istiyorum. Lütfen destek olursanız çok teşekkür ederim. Ayrıca videolarımı beğendiğiniz yorum yaptığınız için de çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuza gelecek olursak, e, sütleyen ee, süt kaktüs, ee, europhia e, çiçeği, eforbia çiçeğinden, kaktüsünden bahsedeceğim bugün size. Gördüğünüz gibi Eforbia'nın formu oldukça büyük ve ağaç gibi olan bir bitki çeşididir, kaktüs çeşididir. Oldukça iyi bir radyasyonu emen bir, bir kaktüstür. Bunu herkesin evinde mutlaka bulundurması gerekir. Eforbiyanın ee, e, koyu renkli türü, bunun yeşil rengi de var. Bu Euphorbia'nın koyu olanı yani süt ağacının, sütleğinin koyu olan türüdür. Gördüğünüz gibi ben bunu geçen sene büyütmüştüm, ekmiştim. Yaklaşık şu an 1 e, metreye yaklaştı hemen hemen. 45-50 santim şu an boyutu. Saksı boyutunu da görüyorsunuz. E, genelde güneşi çok seviyor, bol su sever. Zaten gövdesinde de su e, bolca birikir. Ama fazla da sulama yapmayınız. Kurudukça sulamasını yapın yeterlidir. Güneş gören aydınlık bir ortamda bakmanızı öneririm. Kaktüs çeşididir. Diğer kaktüslerde olan özellikleri bunda da uygulayınız. Ee, benimki böyle çıksın istedim. İsterseniz böyle tek dal üzerinden çıkmasını istemiyorsanız şuradan hemen budayınız. Tarçın dökün. Ee, budadınız... E Gövdeyi de birkaç gün kuruttuktan sonra tekrar toprağa ekerseniz yeni bir Eforbia yani e, süt ağacı elde edecek olursunuz. Oldukça ağacımsı bir gövdeye oluşuyor. Yaklaşık boyu 2,5-3 metreyi geçen bir bitki çeşididir. Kaktüs çeşididir. Bildiğin ağaç oluyor yani. E, toprağı torflu geçirgen olsun diğer kaktüslerde olduğu gibi. Yine e, drenajlı bir saksıya ekmenizi öneririm. Su tutmasın saksınız. Su tutarsa bitkiniz çürümeye meyilli olacaktır. Çabucak büyüyen, çabucak gelişen bir bitki çeşididir. Kaktüs çeşididir. E, saksı boyutunu da bitkinizin boyutuna göre ayarlayın derim. Ona göre daha güzel gelişir ve büyür. Bendeki gördüğünüz gibi rengi şahane. Hem yaprağı var e, bu kaktüs çeşidinin hem de gövdesi e, bildiğiniz kaktüs. Çok güzel bir çeşittir, çok güzel bir türdür. Çoğaltma işleminden size bahsettim. Dediğim gibi e, direkt e, kestiğinizde kuruduktan sonra ekin toprağı yeni bir eforbiyanız olacaktır. Yani süt ağacınız olacaktır. Sütleyendir diğer acı adı da. Bunun e, süt ağacı denmesinin sebebi hemen e, kesilir kesilmez sütü akıyor. Ondan dolayı buna süt ağacı demişler süt kaktüsü demişlerdir böyle gördüğünüz gibi şahane bir görüntüsü var muhteşem bir yapıdadır herkesin de evinde bulunması gerekir Çünkü radyasyonu çok iyi emiyor ve bu da çok güzel etkiye sahiptir size de tavsiye ederim mutlaka bakın kaktüs seviyorsanız Eğer bu e, türü özellikle besleyin ve bakın her yerde bulabileceğiniz kolay bir kaktüs türüdür. Zaten bu kaktüs eğer budarsanız fazlaca yavru verecektir ve böylelikle sizin de pek çok eforbiyanız e yani e şey olacaktır. E süt ağacınız olacaktır. Böyle diyeyim, bugünlük bu kadar formu. E kışında yine son olarak diyeyim de Kışın da aydınlık ortamda mutlaka bakın. Diğer kaktüslere gösterdiğiniz özeni buna da gösterin. Böyle bakarsanız gelişimini kolaylıkla tamamlar ve çabucak büyüyen bir kaktüs türüdür. Süt ağacı, süt kaktüsü. Bugünlük bu kadar. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.